Yağaldırma operasyonu geçirmiş, ameliyattan 5 gün sonra da hayatını kaybetmişti. O davada ilk karar çıktı. Operasyonu yapan doktora verilen hapis cezası 38 bin liralık para cezasına çevrildi. Annelerini kaybeden iki evlat karara isyan etti. Liposuction. Yani yağaldırma operasyonu geçirdi annem. Safa sağlam ellerimle gittim, teslim ettim ve ölüsünü aldık yani. Hiçbir sağlık problemi yoktu annemin. Yağaldırma operasyonu geçirdi. Ameliyattan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Ve ihmaller üzerine olması zaten en üzücü noktası da o. 67 yaşında hayata gözlerini yuman Aynur Çolakoğlu'nun çocukları tam 3,5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Doktor Bey'in ameliyatla ilgili kusurlu olduğunu çıkarttık. Taksirli adam öldürme 2,5 sene ceza aldı. Para cezasına döndürüldü. 38 bin lira gibi komik bir rakama. Aynur Çolakoğlu liposuction yani yağ aldırma operasyonu için bir tıp merkezine gitti. 5 Mayıs 2017'de ameliyat oldu. Doktor Bey'le görüştük. 2 saat süreceğini söylemişti. 12'de ameliyata girdi. Fakat 5 saate yakın süren bir ameliyat sonunda çıktı. İddiaya göre Aynur Çolakoğlu ameliyatta çıktıktan sonra fenalaştı. İnanılmaz bir ağrı, dinmeyen. Arada bir gidiyorlar, geliyorlar. İşte olur diyorlar, sancın olur. Saat 5 gibi çıktı annem ve doktorun saat 6 gibi Almanya uçağı olduğunu öğrendik. Atatürk Havalimanı vardı o zamanlar açıktı ve oraya gitti. İhmaller zinciri zaten 1-2 değil. Ambulansın olmadığını söylediler. Tıp merkezinde bulunan kantin şoförünün arabasına bindirilerek iki büklüm şekilde annemi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürdük. Aynur Çolakoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağırsağının delindiğini öğrendik. Yani liposuction sırasında bağırsağa girildiğini öğrendik. Adli tıp kuruluna gönderildi. Bağırsakların delindiğine ilişkin bulgular elde edildi. Kesinlikle bir doktor hatası olduğunu kabullendi bütün adli tıp kurulu raporu. Ve Çolakoğlu ailesi doktor hakkında şikayetçi oldu. Ceza mahkemesinden ilk karar çıktı. Yağ aldırma operasyonunu yapan doktor hakkında 2,5 yıllık hapis cezası verildi. Ve bu ceza 38 bin liralık para cezasına çevrildi. Hem bakım ihmal hem de yağ aldırma operasyonu sırasında hekim hatası yaptığı öngörülerek ceza mahkemesi tarafından cezalandırılmasına karar verildi. Biz yeterince ağır bir ceza verilmediği şeklinde itiraz ettik. Onlar da verilen cezanın ağır olduğu konusunda itiraz ettiler. Operasyonu yapan doktorun avukatı iddiaları reddetti. Henüz kesinleşmiş bir hüküm yoktur. Aynur Çolakoğlu öngörülmesi ve önlenmesi imkansız bir komplikasyon sonucu hayatını kaybetmiştir dedi. Şimdi dava istinaf aşamasında. Oradan çıkacak sonuç bekleniyor. Böyle bir doktorun bir daha böyle bir hata yapmaması için cezasının alması için biz elimizden geleni yapıyoruz.